Müthiş bir koordinasyonsuzluk var dedi. Pazarcık'ta yanılmıyorsam Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamayı, o bölgeyi bu bölgede insanları dinledikten sonra çok fazla şikayet alıyoruz dedi. Yardımlarla ilgili olarak o koordinasyonsuzluğa dikkat çekti. O koordinasyonsuzluğun en fazla kendini hissettirdiği alansa biliyorsunuz bu enkaza müdahale aşamasındaydı. Enkaza müdahale konusunda ya bir tarafta vinçler bekliyor, bir tarafta şoförler bekliyor, vinç kullanıcıları, operatörler. İkisini bir araya getiremeyen bir yapı var. Buna Gökhan Zan, Malatya Spor'un yardımcı antrenörü de isyan etmişti. Vinçleri göstererek insanlar enkaz başında vinç bekliyor. Koca beton bloklar var, kaldırılamıyor. Onlar için gerekli, ben anlamıyorum, söylüyorum, AFAD talimatı olmadan hareket edemiyoruz diyorlar diye isyan etmişti Fox'ta katıldığı bir yayında. Bugün de bizim arkadaşlarımız vinç operatörleriyle konuştu. Çünkü bir takım vinçler gelmiş bölgeye, operatör olmadığı için çalışmıyor da deniliyor. Vinçler duruyor ortada. Operatörler de başka bir yerde duruyor. Ama ikisini bir araya getiremiyor bir organizasyon. İşte asıl isyan buna. O vinç operatörlerinin anlattıkları gerçekten çok çarpıcıydı. Bir kulak verelim. Burada ekranlarınıza herkesin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi yanımda da hemen kepçe operatörü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, çeşitli şehirlerinden Hatay'a destek var. Bunun altını çizelim ama bir de neymiş sıkıntıları onlardan dinleyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Televizyonlardan duyduk. Deprem bölgesinde birçok kepçe operatörünün ihtiyacı olduğunu söylediler. Bunun yanı sıra biz de bir grubumuz var zaten Tire'de. İzmir Tire'den kendi imkanlarımızla geldik. Burada valiliğe ulaştık, kaymakamla ulaştık. AFAD'a ulaştık, jandarmaya ulaştık. Bunlar hepsi birbirinin üstüne atıyorlar. İşte AFAD'a gidin, jandarmaya gidin, kaymakamlığa gidin. Biz geldik ama buraya herhangi bir şey çalışamıyoruz. Araç sıkıntısı ne derecededir burada? Girişte birçok kepçe var ama hiç kimse, 20 arkadaş geldik biz buraya. 20 arkadaşın hiçbirine kepçe vermediler. AFAD böyle bir karar almış. Hiçbir arkadaşa vermediler. Ve beraber de geldik bu arkadaşlarla. 30 tane Denizli'den gelen arkadaşlar var. Onlar da bekliyorlar. Ya madem kepçe verilmeyecek, televizyonlarda daha bugün sabah yayın yapmışlar yine. Kepçe operatörü ihtiyacı var, kepçe var, operatörü yok diye. Böyle bir sirkülasyon yapmayalım da insanlar boşuna buraya gelmesin. Ki AFAD da zaten bizim arkamızdan 10 tane İzmir Havaalanı'ndan gönderdi. O arkadaşlar da boşta bekliyorlar şu anda burada. Aslında kepçe operatörü olarak ta İzmir'den buraya geldiniz fakat burada yeterli sayıda kepçe yok. Şimdi... Hayır, iş makinesi var ama şey yok, iş makinesi veren yok. İş makinesi veren yok, yani iş makineleri şehrin girişinde. Şehrin girişinde bekliyorlar. AFAD sözde öyle bir karar almış, AFAD'dan başkası çalışmayacakmış. Bize öyle söyleniyor. Sizi de almak istiyorum, siz neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Öncelikle tüm Türkiye'mize geçmiş olsun demek istiyorum. Biz de arkadaşlarımız gibi buraya İzmir Tire'den geldik. Gönüllü olarak geldik. Bırakın alet, edevat, hani makine kullanmayı. Biz bir tane taş, bir tane tuğla atsak o da kafi olacak bize. Ama... Vallahi olabilir mi böyle bir şey diye insanın nutku tutuluyor. Yani yağ var, şeker var, un var. Helva yapılamıyor. Yani bunu yapacak bir şeye ihtiyaç var. Bu da işte koordinasyonsuzluk. Belli ki iktidar da bunun farkında. Her ne kadar deprem büyük, onun için böyle bir takım aksilikler olduğu ve benzeri değerlendirmeler yapılsa da iktidar da bunun farkında. Hem bu meselenin konuşulmasını engellemek istiyor hem de bunu giderebilmek için bir takım önlemler almaya çalışıyor. AFAD'ın eski yöneticisi, daha önce biliyorsunuz Afrikalı bir ülkeye büyükelçi olarak atanmıştı. Türkiye'ye çağrılmış ve Türkiye'de görev başındaymış şu anda 7'si itibariyle. Demek ki buradaki aksilikler iktidar tarafından da fark ediliyor. Gerçekten sorunlu bir tablo var ortada. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra bu dilimi bitirelim. Akif Bekir ile başlayalım. İktidara yakın medya özellikle herhangi bir olumsuzluğun konuşulmasına asla müsaade etmek istemiyor. Zaten hükümet de aynı şekilde.
Yani kurtarılan insanlar, elbette onlara seviniyoruz. İşte ne bileyim 80. saatte hayata tutunan insanlar var. İlerleyen dakikalarda onlara ilişkin bir takım görüntüleri de sizinle paylaşacağım zaten. Buna sevinmeyene insan denmez. Elbette buna seviniyoruz. Sahada çalışan insanlar, büyük özveri içinde çalıştıkları çok açık. Onu da görüyoruz. Onları da takdir ediyoruz. Ama yani bu dişlinin, makinenin bütün dişlileri bir ahenk içinde çalışacaksa onları organize edecek bir beyne ihtiyaç var. Orada bir sıkıntı olduğu açık. Başından beri yani yapılması gerekenlerle ilgili planlamaların yapılmadığını söylemek Türkiye'ye kötülük yapmak mı? İşte Elif Sağkan arazide gördüklerini aktardı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı 99'dan bugüne bir arpa boyu yol alınamadığını söylüyor.